antidemokratik bir hamledir. Bu hamleyi genel merkeze yapmak zorunda bırakan, yapmaya zorlayan da Ümit Özdağ'ledir. Gerçekten seçime 80 gün kala böyle bir hamle eften püften sebeplerle, ortada bir sebep de yok, bir şey de yok, yapmak gerçekten kişisel olarak bir ego patlaması, bir şımarıklığın göstergesi olarak algılamak lazım. Siyaseti çok iyi bilinmediğini, siyasetten çok siyaseti çok iyi anlamadığını, siyaseti çok iyi bilmediğinin bir göstergesi olarak algılamak lazım. Yani diyecek bir şey yok. Biz genel başkanımızın, genel merkezimizin emrindeyiz. Partimizin neferiyiz. Bize ne görev tevdi edilirse ya da hangi görevden el çektirilirse de biz gene partimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Ben bu soruya bir İYİ Parti'nin titre olmayan bir neferi olarak cevap vermek durumundayım. Çünkü görevden alınan bir il başkanıyım şu anda. Nasıl bir strateji uygulanacağını benden sonra gelecek il yönetimi düşünecek. Artık benim bugüne kadar, bugün öğlen saatlerine kadar benim bu önemli bir meselemdi. Önemli bir gündem maddemdi ama artık benden sonraki il yönetiminin meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Biz tabii ki her konuda yeni gelen arkadaşlara gerek duyulması ve bize bir talepte bulunulması durumunda tabii ki desteğimizi sürdüreceğiz. Biz kişiye endeksli siyaset değil, biz bu ülkenin geleceğini düşünen, İYİ Parti'nin de bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, bu ülkenin geleceğine umut verecek bir parti olduğu için bu partiyi tercih eden kişileriz. O yüzden üzerimize düşen bir görev olursa da gene sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sorduğunuz sorunun muhatabı maalesef bugün 14 sularından itibaren ben olamıyorum. Teşekkür ederim. Kızımız var. Benim adım Sinan, soyadım Bezircilioğlu. Ben İYİ Parti kurulmadan önce de İzmir'de tanınan, bilinen bir insandım. İzmir'de karşılığı olan, çevresi olan bir insandım. O yüzden de beni teveccüh gösterdiler. İYİ Parti il başkan adaylığına onore ettiler, gösterdiler. Biz de aday olduk ve demokratik bir kongreden seçildik. Bütün bunları anlatmamın sebebi kimseyi yıpratmak ya da partiyi yıpratmak değil. Ben gerekçesiz bir şekilde, ben ve il yönetimim gerekçesiz bir şekilde görevden alındık. Bir töhmet oluştu. Biz ahlaksızlıktan, hırsızlıktan, ahlaka mugayir bir şeyden, namussuzluktan, onursuzluktan, şerefsizlikten görevden alınmadık. Biz sadece bir arkadaşımızın, burada belediye başkanı olan bir arkadaşımızın kişisel kaprisleri ve şımarıklığından dolayı görevden alındık. Bunu anlatmak da benim boynumun borcu. Ben de bir aile babasıyım. Ben de bu toplumda bir insanım. Bu insanlar da aileleri olan kadın ve erkekler. 70 kişilik bir yönetim kuruluyuz. Yedeklerimizle beraber 100'ün üzerinde bir yönetim kuruluyuz. Yani bizim bir herhangi bir töhmet altında bırakılma diye bir durumla karşı karşıya kalmamız söz konusu olamaz. Biz bunları, gerçekler bilinsin, gerekçenin ne olduğu bilinsin, üzerimizde herhangi bir kara gölge ya da herhangi bir şaya olmasın diye anlattık. Yoksa bunlar herhangi birini yıpratma ya da partiyi yıpratma amaçlı değil. Ya ben okudum burada. Diyorum ki 80 gün kala genel merkez koskoca Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekemeyeceğini söyledi. Bu kadar basit. O zaman kimi geri çekecek? Sayın Başkan. İl başkanını. Bu demek değil ki biz partimize küsüyoruz ya da partimizden ayrılıyoruz. Biz partimizde yolumuza devam ediyoruz. Buyurun. Biz il yönetimi olarak her türlü desteğe hazırız. Kadın kolları başkanımız burada. Bütün programlarında, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, il yönetimiyle biz yanında olmaya çalıştık. Arkadaşlar, benim gönlüm rahat. Mübarek kandil günü, vicdanım rahat. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Hürmette kusur etmedim, saygıda kusur etmedim. Herhangi bir terbiyesizliğimiz, herhangi bir yanlışımız da olmadı. Zaten anlayamadığımız, üzüldüğümüz, çözmeye çalıştığımız olay da bu. Ama artık geri kalan sizlerin ve kamuoyunun takdiri. Siz yalnız bırakmadınız yani kendisini. Kesinlikle biz yalnız bırakmadık. Ama o bize bilerek veya isteyerek uzak durdu, mesafeli davrandı. Kendini yalnızlaştırdı. O artık evet, o kelimeyi siz kullandınız ama bizden ciddi anlamda mesafeli durdu. Ben mesela onun belediye başkan adayı olmak istediğini bir ilçe başkanımdan duydum. Direkt bana söylemedi. Ya o kadar bizden uzak ve şeydi, diyalog olarak da. Ya işte ne yapalım? Siyasette en büyük düşmanımız peşin hüküm ve ön yargıdır. Maalesef hocamız da peşin hüküm ve ön yargıyla bizden mesafeli durdu. Olayları buraya kadar getirdiler. Bugün de size artık görevi tamamlanmış bir il başkanı olarak
mübarek Kandil gününde seslenmek de bize nasip oldu. Var. Var, var tabii. İlçelerden, teşkilatlardan. Ya Sinan olduğum, Sinan'ı çok sevdiklerinden değil arkadaşlar. Olayda olay yani yani olay şu olay eşyanın tabiatına aykırı. Zorlama bir olay. Tamamen 80 gün kala beni nasıl olsa geri çekemezler. Ben de bu şımarıklıkla, bu güçle istediğimi yaparım. Bunun özeti bu. Başka bir şey değil. Ya ben çok rahat hissediyorum samimi olarak. Çünkü yani eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde yürümeyen bir sistemde sıkılıyorduk, üzülüyorduk, yoruluyorduk. Allah'a şükür. Yani kimseye de kırgın değilim. Genel başkanımıza, teşkilat başkanımıza hiçbir şekilde bir kırgınlığımız yok. Ben de onların yerinde olsam farklı bir şey yapamazdım. Kolay değil 80 gün kala koskoca Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekiliyorum diyor. Ne yapacaksın? Yani kolay mı? Ama yapacak bir şey yok. Ya o ya ben diyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben kimseye kırgın değilim. Gayet de rahatlamış bir vaziyetteyim. Genel olarak söyleyecek olursam teşkilatım ve kamuoyu neyin ne olduğunu görüyor, biliyor. Bizi de tanıyor. Burada konuştuklarımızın da birebir gerçek olduğunu herkes biliyor. Zaten çoğu şahitlidir. Tabii genel merkezde de bilmesi gerekenler biliyordu tabii. Sayın Akşener'le de baş başa konuştuğumda bazı şeyler söylemiştim. Ya şimdi perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Burada da yazdık. Aylardır bu işin şeyi belliydi de. Ben açıkçası yani şey beni şaşırtan şu. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Yani bu seçim arefesinde bu şekilde bu işi kişisel bir takıntı haline getirip de illa ya o ya ben illa aldıracağım, illa ben İzmir'i dizayn edeceğim demesi. Yani takdir kamuoyunun ya. Biz bu işten herhangi bir kişisel sıkıntıyla, kişisel problemle ya da zayıflayarak çıkmadık. Göğsümüzü gererek, alnımız açık, ne yaptığımızı da bilerek çıktık. Dediğim gibi görevden alınmada da herhangi bir ciddi bir neden yok. Bir kabahatimiz yok. Abdestimizden şüphemiz yok. O yüzden içimiz rahat. Artık geri kalan partimizin yöneticilerinin, büyüklerinin takdiridir. İnşallah Sinan Bezircilioğlu'ndan daha iyi bir il başkanı bulabilsinler diyelim. Bizim de temennimiz olsun. Başkanım neden?